Canlarım selam. AYT Tahmin video serimizin ilk videosu. Tahmin serisine TYT ile başlamıştık. AYT ile devam ediyoruz. AYT bize sınavı kazandıracak, üniversitenin kapısından bizi sokacak sınav. Gerçekten çok önemli. Eşit ağırlıkçı da olsan, sayısalcı yani MF'ci de olsan, TM'ci de olsan ya da EA mı diyorlar? EA'cı da olsan hiç fark etmez. Bu AYT matematiği yapacaksın aga. Yapacak başka hiçbir şey yok. Bu AYT matematikten ne kadar yüksek yaparsan... ...hedeflerine ulaşma noktasında... ...o kadar adım atmış olacaksın. Artık sana burada... E, ...Haziran ayı gelmiş gelmek üzere. Yani Mayıs ayının ortasında... ...çekiyoruz bu videoyu, yayınlıyoruz. Mayıs ayının ortasında sana AYT'nin öneminden bahsetmeyeceğim. Benim bugün bahsedeceğim olay... 5 tane soru konuşuyoruz arkadaşlar. Hangi konulardan? Bir, temel kavramlar. Yani... AYT'nin e, ilk 5 sorusunda çıkan TYT vary sorulardan bir tane çözeceğiz. Bir tane fonksiyon logaritma karışık bir soru çözeceğiz. Bir tane trigonometri alan birim çember karışık bir soru çözeceğiz. Bir tane türev çözeceğiz. Bir tane de integral çözeceğiz ve bunlar bu konularla alakalı ÖSYM'nin bakış açısı nedir? Geçmiş senelerde nasıl sordu? Bu sene nasıl sorulmasını bekliyorum? Ondan biraz konuşacağım. İstersen videoya başlayalım mı? Haydi bakalım başlayalım. Gel. Gel gel gel. Gel gel panayır var gel. Hadi şimdi gençler ÖSYM 2021 AYT'de nasıl sorarı Konuşmadan önce gözlük camımı bir sileyim çünkü hiçbir şey gö göremiyorum. Evet, ÖSYM 2021 AYT'de nasıl sorar? Biliyorsunuz ÖSYM bu seriyi başlatmamın amacı da ÖSYM sorularını çözemiyoruz arkadaşlar. Telifle alakalı problemin problemden dolayı ÖSYM bize soruları çözdürmüyor. Ama bu soruları bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Nasıl analiz edeceğiz? Hazırladığımız sorularla. Bu sorular bu arada şunu söyleyeyim. ÖSYM sorularını taklit soruları değil. Onu yapabilirdim. Onda hiçbir problem olmazdı. ÖSYM benzeri sorular karşınıza getirebilirdim. Ama benim derdim ÖSYM'de ne çıkmış onu görün değil. Onu her yerden görürsünüz. Benim derdim şu. ÖSYM AYT'ye nasıl bakıyor? bakış açısı nedir? Bunu senelerce sınava girmiş, senelerce üniversite sınav sorularını çözmüş, beklemiş, üniversiteye bir sürü talebe hazırlamış bir öğretmen olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü TYT'de de bunu söyledim. AYT'de de bunu söylemek istiyorum. Bu arada bu soruları çözerken biraz konuşuyorum ama bu videonun zaten yani bu video serisinin amacı zaten konuşmak. Yani tık 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 5 tane soruyu çözmek değil. Onu her yerde görürsünüz onların çözümlerini. Birazcık şeyi konuşmak arkadaşlar. TYT'de, TYT videosuna da bunu söyledim. Biraz hazırlıklı olmakla alakalı bir şey bu. Yani soruları çözebilirsiniz. Problem değil. O konuda iyi de hissediyor olabilirsiniz, iyi de olabilirsiniz ama sınav esnasındaki psikoloji çok farklı. İşte şey gibi bu birazcık. Hani e, ne geleceğini bilirsen daha az korkarsın ya. Mesela böyle korku filmlerinde oluyor ya. Dolap dolabı açıyor kadın böyle. Hani açtı açtı açacak böyle açtı açacak çünkü içinde ne olduğunu bilmiyor. Ama içinde ne olduğunu önceden ona söyleseler, mesela içinde böyle bir vampir var falan deseler yine içini açarken bir çekinir ama daha az korkar çünkü içinden ne çıkacağını biliyor. İşte üç aşağı beş yukarı bu ya ÖSYM'nin yaklaşımına biraz aşina olursak sınavda karşımıza ne çıktığını bildiğimiz için daha doğrusu çıkan şey çok yabancı gelmeyeceği için tarzı anladığımız için daha az korkacağız ve daha baş daha başarılı olacağız. Şimdi gel birinci soruyla başlayalım. Bu adam ne diyor? Ne ne bu kadar konuşuyor diye sen söylemeden Birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar birinci soru bu arada buraya temel kavramlar ondalık sayılar temel kavramlar yazmışım. Bu temel kavramların bir tanesini silip buraya köklü sayılar yazabilirsiniz. Bu temel kavram ondalık sayı ve köklü sayı ile alakalı bir soru. Çok güzel bir soru. TYT'de çıkmaz çünkü çok fazla uğraştırıyor bizi ama AYT'de tak diye karşımıza çıkabilir. En bir doğal sayı olmak üzere. Üçgen içi, mavi üçgen içerisine en yazdığı zaman bunun tanımı neymiş? En sayısının kare kökünün tam kısmının bir fazlası. Eğer yeşil üçgen içerisine ve bu üçgen ters bu sefer bunu yazarsa bu sefer en sayısının kare kökünün tam kısmının bir eksiğini alıyormuş. Böyle yeni bir tanımlama vermiş. TYT'de de bunu çok yapıyor. AYT'de de yapıyor. Hazırlıklı olun. Böyle bir soru çıkacak. Örnek vermiş. Mesela mavi üçgenin içerisine 5 yazdığı zaman sonuç 3 oluyormuş. Neden? Çünkü siz eğer kök 5'in beş, kare kökünü alırsanız bu kök 4'ten büyük, kök 9'dan küçük yani 2 küsür bir sayıdır. 2 küsür bir sayının yani kare kökünün yani 2 küsürün tam kısmının yani 2'nin bir tane fazlasını alırsanız bu 3'e eşit olacaktır. O yüzden bak 3 gelmiş. Eğer Yeşil üçgenin içerisinde 15 yazarsanız bu da şu anlama gelir. Kök 15'tir. Kök 15, kök 9 ile kök 16. Yani 3 ile 4 arasında. Yani 3 küsür bir sayıdır. 3 küsür bir sayının kare kök, e, tam kısmının bir fazlasını aldığınız zaman 4 eder. E, pardon tam kısmının bir eksiğini alıyorduk. Özür dilerim. Yeşil olunca tam kısmının bir eksiği. Mavi olunca bir fazlası. Yani bu da ne ediyor? 2 ediyor. Tamam mı? Mevzu bu. Şimdi bak biz mavinin içerisine A ve yeşilin içerisine B yazınca sonuç 5 çıkmış. A artı B toplamı kaç tane farklı değer alır diyor. Bir kere A ile B'nin doğal sayı olduğunu biliyoruz. Çünkü üçgenlerin içine yazılan sayılar bir doğal sayıymış. Bunlar önemli değer verirken. Soruların başları oyuncak diye verilmiyor gençler. Oraları iyi okuyacağız tamam mı? Benim canımı sıkmayın. Şimdi bak Şimdi o zaman bunlar zaten bir tam sayı çıkıyor ya Hani tam kısmının bir fazlası ya da bir eksiği Dolayısıyla bu tam çıktığı için hani şöyle bir şey var ya arkadaşlar şöyle üçgen içerisinde a yazıyor çarpı ters üçgen içerisinde B yazıyor ve bunun sonucu 5 ya. Bunun iki tane ihtimali var. Ya bu bir çıkacak, bu 5 çıkacak ya da bu 5 çıkacak bu 1 çıkacak başka ihtimal yok çünkü rasyonel sayı gelmiyorlar zaten eksi olma şansları da yok tamam mı şimdi birinci ihtimalimiz bu ikinci ihtimalimiz bu başlıyorum bak iki ihtimalli bayağı uzun da bir soru TYT'de çıkmaz AYT'lik bir temel yani TYT tipi müfredatı ama AYT'lik bir soru şimdi üçgen içerisinde a'nın bu arada bu üçgen mavi üçgen şu üçgen mavi üçgen yanındaki üçgen de yeşil üçgen. Şimdi mavi üçgenin içerisine a yazmak demek ve sonucunun bir çıkması demek şu demek. İçinin kare kökünü aldığınız zaman bunun tam kısmının bir fazlası bir çıkıyormuş. Tam kısmının bir fazlası bir çıkıyorsa kendisinin sıfır çıkması lazım. Demek ki burada e, buranın içerisi 0 olacak. Buradan a'nın tek bir değeri var 0. Çünkü neden? 0'ın karekökü 0. 1 ile başladığınız anda kök 1 1, kök 2 1 küsür, kök 3 1 küsür diye gidebilirsiniz. Ama içerisinin 0 olabilmesi için a'nın 0 olması lazım. Şimdi geldik diğerine. Bunun 5 çıkabilmesi için bu ters ya. Karekökünün tam kısmının 1 eksiğinin 5 olması lazım. 1 eksiği 5 ise 1 eksiği 5 ise bu tarafa atarsam kendisinin 6 ...küsürlü bir sayı olması lazım. O zaman buranın 6 küsürlü bir sayı çıkabilmesi için... ...6 küsürlü bir sayı çıkabilmesi için karekökünün ...içine yazdığınız sayının... ...6 küsürlü bir sayı... ...kare kökün alınca 6 küsürlü çıkması lazım. Yani kök 36 ile... ...kök 49 arasında olmalı. Çünkü kök 36 tam 6, kök 49 tam 7. O zaman B sayısı 36'dan başlar... 36 37 38 39 diye gider 48'de durur. Neden 49 olmuyor? Çünkü 49 olursa 7 olur. 7'nin tam kısmı 7'dir. 1 eksiği 6'dır ama 5 olması gerekiyor. 49 olmaz. 48'de duracak. Şimdi diğer ihtimale gelelim. 2. Bu sefer içine yazacağımız sayının bir tam kısmının bir fazlası 5 olacak. Tam kısmının bir fazlası 5 ise tam kısmının 4 olması lazım. Yani içine yazdığımız sayının 4 küsürlü bir sayı çıkması lazım bu sefer. 4 küsürlü bir sayı çıkması için bu sayının kök 16 ve 16'dan büyük kök 25'ten de küçük olması lazım. Yani burada A'nın alacağı değerler 16'dan başlayacak. Çünkü 16 kök 16 4'tür. 4'ün tam kısmı 4'tür. Bir fazlası 5'tir sağlar. 16 olacak, 17 olacak, 18 olacak tık 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 24'te duracak arkadaşlar. Çünkü 25 olursa tam kısmı 5 olur. Bir fazlası 6 olur. Şimdi diğerine geliyorum. B'ye geliyorum. Bu sefer tam kısmının 1 eksiği 1 olacak. Tam kısmının 1 eksiği 1 ise bu tarafa atınca tam kısmı 2 olmalı. Tam kısmı 2 ise 2 küsürlü bir sayı olacak. 2 küsürlü bir sayı olduğu için B kök 4'ten başlayacak yani 4'ten başlayacak 5 olacak 6 olacak 7 olacak ve 8 olacak 9 olmayacak çünkü 9 olursa kök 9 3'tür 3'ün 1 eksiği 2'dir tam kısmının 1 eksiği 5 çarpı 2 gelir 5'i vermez 10'u verir işte a ve b'nin alabileceği değerler bunlar arkadaşlar tamam mı şimdi ilk kısımdan A ile B'nin toplamı A sıfır olduğu için hep B'nin değerlerinden gelecek. A artı B 36, 37, 38, 39. Kaç tane var? Son terim eksi ilk terim. 12 bir fazlası 13. Yani birinci kısımdan 13 tane toplam gelir. Şimdi ikinci kısma bakalım. İkinci kısımdan bunları tek tek toplamanıza gerek yok çünkü ardışık geliyor. Bakın bir taktik göstereyim. En küçükle en küçüğü toplayın. 20. En büyükle en büyüğü toplayın. 32. 20 ile 32 arasındaki sayılar kadar toplam gelir oradan. Tamam mı? Yani son terim eksi ilk terim artı birden. 13 tane de buradan gelir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da bu toplamlar çakışıyor mu? Çünkü kaç tane A artı B farklı değeri vardır diyor. Ama burada çakışmaz çünkü o en küçük 20 en büyük 32. Yukarıda en küçük toplam 36 artı 0'dan zaten 36'dan başlıyor. Dolayısıyla birbiriyle çakışan değerler olmadığı için 13 artı 13'ten 26 tane değer olur. Doğru cevabımız aşık. Güzel soru. Tamam mı? Evet. Sabırla denememiz gereken bizi yoran bir soru. Geldik ikinci soruya. Şimdi i̇kinci soru aslında sınavda sorulursa ben size şöyle söyleyeyim kolay değil ama zor da değil bunların arasında bir soru olacaktır. Fonksiyon ve logaritma bilgimiz iyi ise bu soruda hiç zorlanmayacağız diye düşünüyorum ve bu soruları kaçırmamanızı istiyorum arkadaşlar. Üniversite sınavında hedef büyükse bu sorular kesinlikle kaçmayacak. Yani benim AYT kampını bir kere dinleyen adam zaten bu soruyu kaçırmaz. Ama sınavda oldu bir ön yargı oldu böyle bir korktun, çekindin, ben bunu nasıl yapacağım dedin. Bir kere denedin çıkmadı. Bu soruya mutlaka 3 tane şans ver. Bir kere denedin çıkmadı, bir daha dene olmadı mı? Başka bir soruya geç ama buna mutlaka işareti koy bak. AYT'de 180 dakika süren var. Oha yani. Çüş yani 180 dakika 3 saat ya. 3 saat neler yapılır 3 saatte? 2 tane maç demek. 3 saat. 3 saat boyunca vaktin var ve mutlaka vaktin kalacaktır. Özellikle eşit ağırlıkçı arkadaşlara da buradan bunu söylemek istiyorum. Abicim sizin fencilere göre bir ufak da olsa orada bir avantajınız var. Edebiyat çözmek, edebiyat tarih, coğrafya çözmek biraz daha fen çözmeye göre zordur diye bir daha kısa sürer gibi bir düz mantık kuruyorum. Belki yanlıştır. Çok dinamiklerinizi bilmiyorum ama en azından düz mantık kurunca böyle oluyor ve daha fazla süre ayırabilirsiniz gibi geliyor. Ne olur? Bu sorulara böyle kolay gözüken ama işin içine girdiğimiz zaman bizi böyle bir yerlere sürükleyecek soruları çıkaramazsanız lütfen bir şans daha verin. Benim için, tamam mı lan? Benim için bir şans daha verin. Şimdi başlıyorum soruya. Bir kere bileşkeden başlayacağız. Şu bana verdiğinden başlayacağım. Yani diyeceğim ki G'nin içerisinde F'in tersinde A kaça eşitmiş? Kaça LN 3'e eşitmiş. Bunu LN 3'e eşitledim. Bak şimdi. Benim F'in tersinde A'yı bulmam lazım. Ben F'i biliyorum. F bu. Bunun tersini alabilirim. Ne yapıyordum tersini alırken? Hemen y eşittir eksi logaritma 3 tabanında x yazıp x'i yalnız bırakıyordum. Önce şu eksiyi karşı tarafa geçirelim. Buraya artı buraya eksi yazalım. Bak şimdi abicim logaritma 3 tabanında x'in eksi y olduğunu biliyorsun. Bu 3'ü y'ye taban olarak gönderirsen x eşittir 3 üzeri eksi y olur. İşte buldun tersini. x gördüğün yere f'in tersinde x yazacaksın. Y gördüğün yere de x yazacaksın. Al sana fx fonksiyonunun tersi. Bitti. Zaten logaritmanın tersi üst telli. Şimdi ne yapacağız? Tersinde a yaz diyor. Bak f tersi a. Yazarsan burası şöyle olur. G'nin içerisinde. F'in tersi a yazarsam 3 üzeri eksi a eşittir. Ne olur? Elen 3. Bak soru gayet güzel gidiyor. Böyle yavaş yavaş adım adım yaparsan. Bak TYT'de değilsin. AYT'desin. Arkandan atlı kovalıyor gibi çözmene gerek yok. Yavaş yavaş Sağlam basa basa e, sakin sakin çözeceksin. Çünkü AYT'de yaptığın her işlem senin için çok önemli. Yaptığın bir yanlış işlem soruyu çıkmaza sokup bambaşka yerlere götürebilir. TYT'de böyle olmaz genelde. Mesela bir problem sorusunda bir yerde bir hata yaptığın zaman problemin devamı gelmez. Tıkanırsın. Yani genelde TYT'de böyle olur mesela problemde. Tıkandın mı bir durursun şöyle. Böyle yaparsın. Ee, nasıl, nerede bir daha okuyayım falan dersin. Bak TYT senin zamanını böyle alır. Ama AYT tok 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 işlem yani götürür seni. Bir yere götürür seni. işlem bir yere götürür ama bir yerde yanlış yaptıysan işlem seni çok başka yere götürür. İşte o da sana ne algısı verir biliyor musun? Soru zor, çok işlemli ve ben bu soru bu zor sorunun altından kalkamadım. Algısı yaratır senin kafanda. Böyle bir yanılsamaya sebep olur. Ondan sonra o soruyu boş bırakırsın. Halbuki sen çok güzel işlem yapıyorsun, devam ettiriyorsun. Ufak bir yerde hata yaptın dikkatsizlikten. O yüzden yavaş yavaş emin adımlarla ve sakin sakin yapıyoruz. Şimdi G'nin içerisine bunu yazınca bu çıkıyormuş. O zaman G'ye bakalım. G logaritma X. G'de X yerine 3 üzeri eksi A yazarsam logaritma 3 üzeri eksi A eşittir. Elen 3 olur. Şimdi bak ne yapıyorum biliyor musun? Burada gizli bir 10'umuz var ya. Bu onu buraya taban olarak gönderiyorum. O zaman ne oluyor sana? 3 üzeri eksi a eşittir 10 üzeri elen 3. Aha. Sorunun son kısmına geldik. Sorunun selasını okuduk okuyacağız. Şimdi bak. Burada 10 var. Burada 3 var. Bu 3 ile bu 3 arasında bir bağlantı kurmak istiyorum. Hemen aklıma bir logaritma özelliği geliyor. A üzeri logaritma B tabanında C demek. C üzeri logaritma B tabanında A demek. Yani şunların yeri değişebiliyordu arkadaşlar. Ben o zaman şu onla, şu 3'ün yerini değiştirirsem 3 üzeri eksi A eşittir 3 üzeri elen 10 olur. Ahan da ben A'yı buldum. Tabanlar eşit, sayılar eşit, üstler de eşit. A eşittir Eksi ln 10. Bu eksiyi de bunun üstüne eksi 1 diye atarsam 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10'dur. O zaman burası ln 1 bölü 10 olur. Doğru cevabımız da evizli seçeneği çıkar. Tamam mı canlarım? Güzel soru. Çok dediğim gibi bu sorunun bu sınavın eleyici zorlayıcı sorularından bir tanesi olmaz. Ama kolay sorularından da olmaz. Orta hatta belki biraz ortanın üstü bir soru olabilir. AYT dediğin zaten nedir ki ya? Sen biz onlar değil mi? Geldim üçüncü soruya. ÖSM'nin çok sevdiği bir şey. Bu arada bu soru fonksiyon ve logaritma homojen bir soruydu. Tersini buldurdu. Ha bu sorunun başka yöntemi de vardır. Onu da söyleyeyim. Böyle yapmasın, bunu içeri alır, bunu dışarı alırsın. Bir şekilde bunu başka yoldan da çözebilirsin. Fonksiyon soruları biliyorsunuz bin bir türlü yerden çözülebiliyor. Tamam mı? Şimdi buraya geldik. Trigonometrik, yamuk ve üçgen sorusu. Yamuk veya üçgen diyebiliriz. ÖSYM'nin -Hm çok sevdiği olaylardan bir tanesi. Nedir? Sana bir kere ÖSYM -Hm şunu çok seviyor. Trigonometrik sadeleştirmeleri yaptırmayı çok seviyor. Yani dik üçgenin içerisindeki o trigonometrik bağıntıları biliyor musun? Sinüs, işte tanjant, sin bölü kos, bir bölü kosekant, işte sekant falan. Bunları biliyor musun? Sin kare, bir eksi kos kare. Bunları son dönemlerde alanların içinde sormaya başladılar ve üst üste yaptılar. Bir kere yapsalar tamam diyecektim ama üst üste 3 sınavdır arkadaşlar. Birim çemberin içerisine alan yerleştirip bize trigonometrik özdeşlik çözdürüyorlar. Bu senede yapabilirler. Zor değil. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız lütfen boş geçmeyin. İnanılmaz kolay oluyor bu sorular. Sadece sakin sakin birim çember bilgilerinizi güzelce gözden geçirin. Tamam mı? Şimdi bak gel. Yapıyorum şimdi soruyu. Başlıyorum soruya. Şimdi yam, e, yamuğun alanını soruyor. Bu bir dik yamuk arkadaşlar. Bu yamuğun alanını bulabilmek için benim yamuğun alt tabanını ve üst tabanını bulmam lazım. Bak bu yamuğun alt tabanı burası. Ee, üst tabanı burası. Burası da yüksekliği. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Şimdi bak ben şu OA mesafesinin kaç olduğunu biliyorum. Bu açı x ise bu da birim çember çemberse burası kosinüs x'tir. Birim çemberde bir açının birim çemberi kestiği noktanın absisi kosinüstü. Burası da ordinatı da sinüstü. Burası da sinüs x'tir. Şimdi şu B noktası 1'e 0 noktasıdır. Çünkü bu birim çember. E, ee, OB mesafesinin tamamı 1 o zaman. E, OA mesafesi kosinüs x ise demek ki şuradaki AB mesafesine 1 eksi kosinüs x kalır. Burada hem fikir miyiz? Bir problem var mı? Yok. Bu 1 eksi kosinüs x aslında bizim aradığımız yamuğun yüksekliğidir. E bizim aradığımız yamuğun alt tabanı da sinüs x çıktı. Üst tabanını bulmak yeterli. Üst tabanı da arkadaşlar burası 1 olduğu için şu CB'den geçen doğru aslında nedir? Ne doğrusudur? X eşittir bir doğrusudur. Birim çemberin X eşittir bir noktasına teğet olduğu noktanın, noktanın yaptığı açı olan uzaklığının dikey iz düşümü çok <laughs> acayip bir şey oldu. Ya yani şu teğet var ya şu teğetin şu kestiği nokta arasındaki uzunluğun tanjant olduğunu hatırlıyoruz. Böyle artistik yapmaya gerek yok. Yani burası da tanjant x. E o zaman biz yamuğumuzun alt tabanını da bulduk. Üst tabanını da bulduk. Yüksekliğini de bulduk. E i̇şlem yapacağız o zaman. Buradan sonrası trigonometri gözleştik. Alt tabanımız sinüs x yazdım. Üst tabanımız tanjant x bunu da yazdım. Çarpı yüksekliğimiz 1 eksi kosinüs x bunu da yazdım. Bölü 2 bu bölü 2'yi de çarpı 1 bölü 2 diye yazayım isterseniz sonra düzenleriz. Şimdi başlıyorum. İsterseniz tek tek dağıtalım. Sinüsle biri 1'i çarptım. Yani şöyle yapıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. 1 ile sinüsü çarptım. Buradan sinüs x geldi. sin ile kosu çarptım. Eksi sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Güzel. Bu da tamam. Şimdi bunu bununla çarptım. Bununla çarptım. Şimdi tanjantı 1 ile çarpıyorum. Tanjantı 1 ile çarptım. Buradan tanjant x geldi. Şimdi tanjantla kosinüsü çarparsam tanjant demek s bölü c sinüs bölü kosinüs demek. Ben bunu bir de kosinüsle çarparsam bu kosinüsler gider sinüs kalır. Yani tanjantla eksi kosu çarpınca buradan eksi sinüs x gelir. Bunun dışında bir de ne var? 1 bölü 2 var. Bu da dımdızlak bekliyor. Devam edelim. Gidenler var mı? Var. Bak bu eksi sin x ile artı sin x gitti. Bu tanjantı da sin bölü kos diye yazalım. Sinüs x bölü kosinüs x diye yazdım. Eksi sinüs x çarpı önce tanjantı yazdım yanlış anlamayın. Ya bunu önce yazdım bunu sonra yazdım. Ee, sinüs x çarpı kosinüs x yazdım dışarıda bir, tane, bir de ne var arkadaşlar 1 bölü 2. Şimdi payda eşitliyorum. Burada 1 var. Burayı kosinüs x ile genişlettim. Burayı da 1 ile genişlettim. Yukarısı şöyle bir şey oldu. Sinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs kare x oldu. Paydasında kosinüs x var. Dışarıda da 1 bölü 2. Onu da şöyle paydaya 1 bölü 2 diye çarpı 2 kosinüs x diye alayım. Şimdi yukarıya sinüs x parantezine alırsam yukarısı sinüs x parantezinde 1 eksi kosinüs kare x gelir. Aşağıda ne var? 2 tane kosinüs x var. E arkadaşlar 1 eksi kos kare x sin kare x değil miydi? Hani s kare ile c karenin toplamı 1'di ya. Sen buradaki c kareyi bu tarafa atarsan 1 eksi c kare s kare eşit olur. Sin kare x. E, sin x de burada var. Sin kare ile sin x'i çarpınca yukarıdan sana gelir sin küp x. Aşağıda da var 2 cos x. Yani cevabımız sin küp x bölü 2 cos x'miş. Doğru cevabımız aşık olur. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Yok. Sorarlar arkadaşlar. Bakın Mert Hoca'na size söylüyor. Ne yapayım daha çıkmış. Yani şey mi yapayım? Sor, 2021 AYT soru kitapçığı diye yayınlayayım yani. Soracaklar görürsünüz. Hmm. Yamuk sormaz paralel kenar sorar. Eşkenar dörtgen sorar. Deltoid sorar. Ee, üçgen sorar. Dik üçgen sorar. Sorabilir. Dik dörtgen sorar. Kare sorar. Sorar yani. Geldim dördüncü soruya. Tatlı bir soru. Şimdi dördüncü soru eğer üniversite sınavında karşınıza çıkarsa üniversite sınavının belki de o 40 sorunun en seçici sorularından bir tanesi olabilir. Ha, sen bunu şimdi aldın durdurduğun, e, durdurdun çözdün dedin ki hocam ben çözdüm. E, çok güzel o zaman çok seçici bir soruyu çözmüş oldun. Demek ki bir LTI ya da şöyle söyleyebiliriz bir türev efişin adası olmuşsundur artık diye düşünüyorum. E, şimdi bu tip bir sorunun bakın soruyu da okuyalım. F ve G parabolleri vermiş. Bunların grafiklerinin kesim noktasından yani kesiştikleri noktadan her ikisine de teğet doğrular çiziliyor. Buna göre bu teğet doğruların x ekseniyle sınırladığı kapalı bölgenin alanı kaçtır diye soruyor. Şimdi bak. Grafik çizmeden bu soruyu çözemezsiniz. Ben çözemem ya da büyük konuşmayayım. Ben grafik çizmeden bu soruyu çözemem. En azından grafik çizmeden çözebilsem bile anlatamam. Grafik çözmeden anlat, çizmeden bu soruyu anlatamam. Anlatırsam dersiniz ki hocam biraz sallamasyon bir çözüm mü oldu acaba dersiniz yani. Bence siz de bu sorularda grafik çizin. Grafik çizmekten ne olursunuz korkmayın. Çünkü ÖSYM size maksimum parabol grafiği çizdirecek. Üçüncü dereceden girmeyeceğine adım gibi eminim. Ya bir ya iki. Üçüncü dereceden grafik çok çok zor yani. X küp x küp artı bir belki de o kadar. Tamam mı? O yüzden parabollerin grafiklerini çiz çizmekten korkmayın gözünüzü seveyin dönemin başından beri parabol grafiği çize çize şey olduk yani Wolfram Alpha programı gibi olduk vallahi, tamam mı şimdi grafiklerini çiziyorum grafik çizmeden bu yorum çok zor olur arkadaşlar ne olursunuz bunun grafiğini çizin zaten grafikten ibaret bir soru gibi duruyor bak şimdi birincisinin grafiğini çiziyorum ee, soruyu anladık değil mi? İki tane fonksiyon var. Bunların kesiştikleri noktadan bu f'e ve g'ye teğet çiziyoruz. Bu teğetlerin ve x eksenin sınırladığı kapalı bölgenin alanı. Ulan türev sorusu mu o bile belli değil. Bazıları integral bile yapar bu soruda. Kapalı bölgenin alanı diye soruyor ya. Şimdi bak. İzle beni. Ee, öncelikle f fonksiyonunun grafiğini çizelim. Bu nedir arkadaşlar? x parantezinde x artı 4 eşittir 0'dır. x eksenini 0 ve eksi 4'te keser. x ekseninde 0 ve eksi 4'te kesen ee, şöyle yeşil bir parabol göstereyim ben size x eksenini 0'da kesiyor ve eksi 4'te kesiyor şöyle bir parabolden bahsediyor muyuz şöyle gelecek şöyle çizeyim böyle bir parabolden bahsediyoruz tamam burası eksi 4 noktası burası 0 noktası güzel hatta kollarını biraz daha açık çizeyim ki diğerini çizerken zorlanmayalım. Ee, şöyle getirelim. Şöyle kollarını birazcık şöyle açık çizelim. Tamam mı? Şöyle bir parabol çizdik. Bu tamam. Okey. Bu f parabolü. fx parabolü. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde sıkıntı var. Çünkü çarpanların ayrılmıyor. 6'ya 2, 4'e 3. Hiçbir türlü eksi 2'yi vermiyor. Hemen deltasına bakalım. b karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 12'den eksi 44. Hocam niye deltaya baktınız? Çünkü delta sıfırdan küçük olduğu için x eksenini kesmeyecek. Peki x eksenini kesmeyecek de hocam. Y eksenini nerede kesecek? Y eksenini nerede kesecek? Ben sana söyleyeyim. Y eksenini 12'de kesecek. X'ine 0 verirsen Y'si 12. Peki iyi de hocam x eksenini kesmeyecek. Kollar yukarı doğru. Y eksenini 12'de kesecek. Böyle bir şey mi? Şöyle bir şey mi? Yoksa şöyle bir şey mi? İkisi de keser y eksenin 12'de x eksenini kesmez. Kollar yukarı doğru. Bu da simetri ekseni belirleyecek. Simetri eksenini nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a. R eşittir. Eksi b'si 2. 2a'sı da 2. 2 bölü 2'den 1. Peki simetri ekseni 1 ama bunlar nerede kesişiyorlar? Buna da çok önem vermemiz gerekiyor. Bunların kesim noktalarını bulabilmek için y'lerini birbirlerine eşitleyelim mi? Yani x kare İsterseniz çizeyim ben önce. Ondan sonra şey yapalım. Turuncu ile çiziyorum arkadaşlar bunu da. Bunu da getireyim şöyle. Biraz daha şöyle yukarıdan çizeyim. 12'de kesiyormuş çünkü. Şöyle geldi, şöyle giden bir parabol bu da. Tamam mı? Şunu da şöyle uzatalım. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şimdi bak. Burası 12 noktası. Güzel. Burası 12. Şimdi ne yapacağız? Simetri ekseninde şurası x eşittir 1. Şurası da simetri ekseni. x eşittir 1. Güzel. Şimdi kesişme noktalarını bulacağız. Yani şu noktanın ne olduğunu merak ediyorum ben. Bu noktanın apsisi x eşittir kaç? Bunu bulabilmek için y'lerini eşitliyorum. Yani x kare artı 4 tane x ile x kare eksi 2 tane x artı 12'yi birbirlerine eşitledim. Bunlar gitti. 6 tane x eşittir 12'den x eşittir 2 geldi. Tamam mı? x 2. Demek ki 2 noktasında kesişiyorlarmış. Burası 2. Demek ki çizeceğim teğetler 2 noktasından çizilen teğetler olacak. Tamam mı? Şimdi 2 noktasından teğetler çizeceğim ama nasıl çizeceğim? Bak sorunun güzelliği de burada. Hani böyle mi çizeceğim? Böyle mi çizeceğim? Böyle mi çizici? Nasıl çizeceğim? Nereden çizeceğim? Apsisi nerede kesiyor? İşte onu bize eğim söyleyecek arkadaşlar. Şimdi iki tane doğru çizeceğiz. Bir, iki. Bir tanesi F'den çizilecek doğru. Diğeri G'den çizilecek doğru. Her ikisi de X eşittir. iki noktasından çizilecek. Demek ki bu doğruların eğimlerini iki noktasındaki türevleri belirleyecek. Şimdi birincisinin türevini alıyorum. F'in türevi. Nedir F'in türevi? F türevi X eşittir. Kaç çıkar? 2x, 2x artı 4 çıkar. Şimdi 2'yi götürüp yerine yazalım. 2 kere 2 4. 4 daha 8. Yani M, MF diyelim. F'ten geçenin eğimi 8'miş. Şimdi diğerinin türevini alıyorum. G türev x. Bunun türevi de 2x eksi 2. Tamam mı? Şimdi bunun burada ne yazıyorum? x yerine 2 yazıyorum. 4 eksi 2'den. Bir dakika. 2 noktasındaki türevi. 2x eksi 2. Değil mi? 2x eksi 2. 2 yerine yazıyorum. Bu da g türevi 2 kaç oldu? 4 eksi 2'den 2. Yani mg. g'den çizilen teğetin eğimi bu da 2 çıktı. Demek ki ikisi de sağ yatık olacak. Çünkü ikisinin de eğimi pozitif çıktı. Şimdi ben bir de nokta bulayım arkadaşlar. Çünkü rastgele çizeceğim. Şimdi efe g'ye çizilen yani şu turuncu olan parabole çizilen teğeti çizeceğim. Ama böyle mi çizeceğim? Yoksa böyle mi çizeceğim? Yani x eksenine böyle mi çizeceğim? Nerede kesiyor onu bulmam lazım. O yüzden yapacağım hareket şu olacak. Bir nokta bulacağız bu eğimlere ait. İşte e, bu doğrulara ait. Yani F'de F'e çizilen teğet doğrusuyla G'ye çizilen teğet doğrusunun eğimini bulmam lazım. Şeyini bulmam lazım. Noktasını, eğimlerini biliyorum. E noktası da şu iki noktası değil midir? Teğet noktası e, çizilen teğet doğrusunun üstündeki bir noktadır zaten teğet noktası. 2'yi götürüp yerine yazalım. Nerede? Nerede istiyorsan ister F'te yaz ister G'de yaz. F'te yazalım. 2'nin karesi 4, 8 12. Aa bak zaten şu noktaymış. Şu noktaymış zaten. 12'ye 2 noktasıymış. Demek ki noktamız 2'ye 12, eğimimiz 8. Noktamız 2'ye 12, eğimimiz 2. İşte bu doğruların denklemlerini yazıp teğetleri öyle çizeceğiz. Kafamıza göre teğet çizersek alanı yanlış buluruz. Neden biliyor musun? Çünkü mesela ben şu teğeti çizdim şöyle. Tamam. Bu ne? Bu e, g'ye çizilen t. E, nereden biliyorsun burada kestiğini? Biraz daha böyle olamaz mı? Nereden biliyorsun? İşte onu e, x'i kestiği noktadan hesap edeceğiz. x'i nerede kesiyorsa oradan teğet çizeceğiz. Tamam mı? Şimdi e, f'den çizilen eğimi 8 olan noktası 2 12 olan doğru. y eksi 12, y eksi y 1 Eğim çarpı x eksi x1 Bunu dağıtabilirsiniz İsterseniz gelin dağıtalım y eksi 12 eşittir 8 x eksi 16 geldi Buradan y eşittir 8 x eksi 4 Şimdi bak bunun x'i kestiği noktaya merak ediyoruz ya y'sine 0 veriyorum. Y'sine 0 verirsem 8x eşittir 4'ten x'i 8 bölü 4 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 keser. Yani x'i 1 bölü 2'de kesiyor ve 2'den çiziliyor teğetimiz. 1 ile 2'nin arasından bir teğet çiziyorum bak. Aha çizdim bak. Aha bu teğetimizin ilki. Bu tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci teğeti çiziyorum. İkinci teğet için denklemini yerine yazıyorum. E yazıyorum. Y eksi 12 eşittir. Eğimimiz 2 x eksi 2. Şimdi y eksi 12 eşittir 2x eksi 4. Değil mi? Bu tarafa atarsam y eşittir 2x artı 8. Şimdi bunun x'i kestiği noktayı bulmak için y'sine 0 verdin. 2x eşittir eksi 8'den. x'i eksi 4'te kesti arkadaşlar. Demek ki bak buradan çizilen eğim teğet de eksi 4'ten geçiyormuş. Ben bunu bunu yazmadan bilemezdim. Gördün mü? Eksi 4'ten geçen ve şöyle bir teğet çizdim. İşte çizilecek teğetler bunlarmış arkadaşlar. Bunların arasındaki alan neresidir? Aa, şuradaki üçgensel bölgeyi soruyor bana bak. Şuradan başlayıp şuraya kadar devam ediyor. Şöyle boyuyorum. Şöyle getiriyorum. Şöyle getiriyorum. İşte bu üçgensel alanı soruyor bana. E yüksekliği belli. 2 yerine yazınca 12. Burası 12. Bu şu kestiği nokta 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 noktasıyla 4 noktası arasındaki mesafede bizim tabanımız. Yani ben 1 bölü 2 eksi eksi 4 yapacağım. Yani 8 9 bölü 2 oluyor tabanımızda. E tabanımız 9 bölü 2 yüksekliğimizde 12 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunlar sadeleşti 3. 3 kere 9'dan cevabımız 27. Yani E şıkkı gelmiş olacaktır. Tamam mı? Evet gerçekten seçici bir soru. Bu soruyu bu şu eğimleri yazdıktan sonra bazı kaçak yollardan da yapabilirdiniz arkadaşlar. Eğimi 8 olacak. Ee, şöyle yapabilirdiniz. Onu nasıl göstereyim size? Şöyle şekli bozmadan göstereyim. Şimdi şu eksi 4'ten geçtiğini bilmiyorsunuz ya. Ama eğiminin de 8 olduğunu biliyorsunuz. Rastgele geçen bir şey yapıp eğimden yani dikey bölü yataydan da yapabilirdiniz ama oradan karıştırma olasılığınız yüksek çünkü iki tane teğet var. O yüzden bence en mantıklı en garanti yol bu ama dediğim gibi bu soru sınavın seçici sorularından bir tanesi olur diye düşünüyorum arkadaşlar tamam mı? Şimdi geldik integral sorusuna. Integral sorusu tek başına bir integral sorusu hiçbir farklı kazanım yok. Çünkü integral biz Anadolu'da nevi şahsına münhasır deriz. İntegral öyle bir konu zaten. Tek başına bile seçici sorular çıkabiliyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bana F0 F1 vermiş, F türe f F türe vermiş. Hiçbir anlamı yok benim için. Bak Kur'an çarpsın hiçbir anlamı yok şu anda benim için. Öyle bakarım sadece yani. Ne yapacağımı bilmezsem. Benim aklıma eğer böyle f'in türevinde bir şey falan filan verirse şuradaki x olmasaydı direkt soruyu çözebilirdim aslında. Çünkü bir türe bir integrali götürürdü. Sınırları yerine yazardım. Ama şuradaki x işi bozuyor. Ne yapacağız şimdi? Kara kara düşünüyoruz. Böyle bağ bahçesi yanmış adam gibi böyle. Şöyle bakıyoruz soruya ne yapacağız diye. Beklemeyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şu x eksi 1'de bir dönüşüm yapacağız. Bak ben bunu bir fx'e yani f u'ya çevireyim. Bunu sevmedim ben. Benim hoşuma gitmedi fx eksi 1. Hemen bir dönüşüm yapıyorum. Diyorum ki x eksi 1'e u diyelim x eksi 1'e ne diyelim u diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsan dx eşittir du olur. Tamam hocam x-1'e u dedin o zaman sen integrale bize sorulan integrale alt sınır dediğimiz 1, üst sınır dediğimiz 2, alt sınır 1'i yerine yazdım u 0 oldu, üst sınır 2'yi yerine yazdım u 1 oldu. F'in ikinci türevinde x-1 yerine u yazdın güzel, dx yerine du yazdın o da güzel ama şurada bir sıkıntı var çünkü burada hala bir x'imiz var. İşte bu x yerine de x eksi 1'e u dediğin için eksi 1'i karşı tarafa atıp x eşittir u artı 1 diyebilirsin. Yani buradaki x yerine de u artı 1 yazdı. Çarp. Tamam mı? Şimdi bak sana bu adam bunu soruyor. Ben senin yerinde olsam şu u ile f'in türevi ve 1 ile f'in türevi. Bunu dağıtırım. Yani şöyle yazarım. İntegral 0'dan 1'e u çarpı f'in ikinci türevinde u du artı integral sıfırdan o nasıl sıfır lan? İntegral sıfırdan bire direkt bir ile f'in ikinci türevini çarpıyorum. F'in ikinci türevinde u d u. Bunu soruyor bize. Şimdi ben şu adamı bulabilirim. Bu adamı bulabilirim. Çünkü burada u'lu şeyli meyli bir şey kalmadı. X'li mixli bir şey kalmadı. Direkt türevin integrali var. Bir tane türev bir tane integrali götürecek şöyle çat diye. O zaman buranın sonucu direkt biri yerine yazacağım f'in türevinde bir üst sınır. Sıfır yerine yazacağım f'in türevinde sıfır. Bak ikinci türeviydi bir türevle bir integrale götürdüm. Sınır olarak f'in türevinde yerine yazmış oldum o yüzden. E, f1'e bakıyorum f, F1 f türev 1'e bakıyorum 4. F, e bakıyor, f türev sıfıra bakıyorum o da 4. O zaman burası sıfır. Demek ki bura yokmuş arkadaşlar. Bura yokmuş aslında sıfırmış yani. Tamam demek ki bu soru bize bunu soruyor. Bak modifiye ettim soruyu. Soruyu bu noktaya kadar taşıdım. Bu birincisiydi. Demek ki bu soru bana bunu soruyor. E hocam şimdi ne yapacağız? <laughs> Bir laf vardır arkadaşlar ee, Anadolu'da. Bunu bir kenara yazın. Derler ki yani başladığımız yerle bittiğimiz yer arasında bir fark yok. Derler ki yani ben onu sansürleyerek döt diye söyleyeceğim. Yani oturma organı anlamına geliyor biliyorsunuz. Dötü dötle değiştirdikten sonra benim dötün neyi vardı diye bir laf vardır. Hani bu e, yapılan işin faydasızlığına bir vurgu ve bir sitem amacıyla söylenen bir sözdür. Şimdi ben o hissiyatı yaşıyorum şu anda ama emin ol biz çok güzel bir şey yaptık aslında. Harika bir şey yaptık. Yani on numara bir şey yaptık biz. Neden biliyor musun? Şimdi ben sana bir hareket yapacağım. Çok klas bir hareket. Ben bunu limit türevi integral kampında size çok güzel anlatmıştım. U çarpı F türev ya da O çarpı O. U çarpı F'in ikinci türevi varsa ben buraya bir tane aynı sınırlarda aynı sınırlarda F'in türevini ekliyorum. Aynı sınırlarda F'in türevini bir de çıkartıyorum. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şu ilk ikisine bakıyorum. Şu ilk ikisine bakıyorum arkadaşlar. Bunları aynı integral çatısı altında yazarsam integral sıfırdan 1'e U çarpı F'in tabi bu X'leri U yazabilirsiniz u yazalım daha iyi olsun. F u ile f x aynı şey ama biz u yazalım yine. U çarpı f'in ikinci türevinde u artı f'in birinci türevinde u. Bak bir tanesini içeri aldım. Diğerini dışarıda bekletiyorum. İntegral sıfırdan bire f türev u d u. Tamam mı? Şimdi şunu bir çözek isterseniz. Türevle integral birbirini götürdü. Buradan ne geldi arkadaşlar? F 1 eksi f 0 geldi. E f1 ile f0 ikisi de 3. 3 eksi 3'den 0 geldi. Demek ki burası yokmuş aslında. Aslında bu soru bana bunu soruyormuş. Bak bir adım daha ilerlettim gördün mü? Bir adım daha geldim. Şimdi artık ben bu soruyu çözerim. Neden? Çünkü şuranın arkadaşlar neyin türevi olduğunu görmeyen benimle ahbaplık ap edemez. Şaka yaptım. Ama türev f bunun neyin türevi olduğunu söylemelisiniz. Bu bir şeyin türevi. Bu u çarpı f türev u'nun türevi. u çarpı f türev u'nun türevi var burada. Birincinin türevi 1, bir, ikincinin kendisi f türevi u. Birincinin kendisi u, ikincinin türevi f'in ikinci türevinde olur. Gördün mü? Bu türevle bu integral birbirini götürdü. Sınırları yerine yazıyorum. 1 ile f türevi u'yu çarptım. 1 çarpı f türevi 1. Eksi. 0 ile f türevi 0'ı çarpınca zaten 0 olacak direkt. Eksi 0. Yani bu sorunun cevabı f türev 1'e eşitmiş. E soru f türevi 1'i zaten 4 vermiş. O zaman cevabımız 4. Yani aşık olur. Muazzam güzel bir soru daha. Bu soruda karşınıza çıkarsa bence integral alma, belirli integralle alakalı seçici sorulardan bir tanesini çözmüş ve bilmem kaç bin kişinin önüne çoktan geçmiş olursunuz. Çok güzel bir analiz videosuydu. Bu 5 soru size çok şey katar arkadaşlar. Sınava kadar bu 5 sorulardan elimden geldiği kadar çok yapmaya çalışacağım. Siz de yorumlara artılarını, eksilerini yazın. Ee, ama lütfen şey yapmayın ya. <laughs> Videoyu izliyorsunuz. Eee... Mesela video ile ilgili bir yorum yapın, olur mu? Ben e, neyse onu söylemeyeceğim tam boş ver. Şey ya da söyleyeyim ya şeyi diyecektim. E, şimdi arkadaşlar sürekli bir şey isteme furyası var bazı arkadaşlar da. Yeni bir içerik üretiyorum. O içerikle ilgili sizden bir geri dönüş almadan hocam şu da gelsin. Hocam bu da gelsin. Hocam şu gelsin. Hocam bu gelsin ya abi bir içinde bulunduğun anın bir anını yaşa. Ya. Oradan bir senden bir geri dönüş bekliyor Mert Hoca. Sen bana o geri dönüşü ver. Ben elimden geldiğince, gücüm yettiğince yeni yeni içerikler sana zaten üretmeye çalışıyorum. Tamam mı? O yüzden sizle, sizinle e, bu geri dönüşler arasında son zamanlarda iyi konuşalım. iyi iletişim halinde olalım ki ben size böyle çok çok içerikler üretmeye devam edeyim. Evet. Of, saçım maçım bak önüme gelmiş görüyor musun? Evet 5 soru çözdük ama biliyorsunuz ben 5 soru çözüyorsam aslında 5 soru çözmüyorumdur. Baya bir AYT tekrarı yapmış gibi olduk. Bunlara önem verin. Bu analizler önemli. Üniversite sınavında karşınıza bunlar bir bir 1, 1 çıkacak. Ve Mert Hoca demişti diyeceksiniz. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.